Merhabalar tekrardan. Bir diğer oturumumuzla sizlerleyiz. Hayat Pazarlama Müdürü Sayın İklim Sevindi'yi davet ediyorum ben ekrana. İklim Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben sözü size bırakıyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Siz gençlerle birlikte olmak bugün çok keyifli olacak. Umarız yüz yüze olan organizasyonlarda önümüzdeki dönemde bir araya da oluruz. Adım İklim Sevindi. Kısaca kendimden bahsedeyim. Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 19 yıldır FMCG sektöründe çalışıyorum. İlk firmam Ülker oldu. Ticari pazarlama ve pazarlama alanlarında uzun yıllar çalıştım. Ardından Sütaş'ta pazarlamada çalıştım. 2019 yılından itibaren de Hayat Kimya'dayım. Sizlerle bugün kendimi ve ailemin bir parçası olarak gördüğüm hayatı anlatacağım. Kısaca kendimden bahsetmek istersem, iki çocuk sahibiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutluluk duyuyorum. Piyano çalıyorum, yürüyüşler yapıyorum. Ayrıca okumak ve yeni şeyler keşfetmek beni çok heyecanlandırıyor. Peki ben size bu sunumda niye çocukluk resmimi koydum diyerek başlamak isterdim. Keşke yüz yüze olsak da bir soruyu sorsam cevap verebilseniz. Ama olmayacak, kısaca bahsedeyim ben size. İşimiz pazarlama dedik. İyi bir pazarlamacının olmazsa olmaz özelliği merak olduğunu düşünüyorum. Sorular soracak, araştırmalar yapacak. Neden deyip tüketicinin beynin içerisine girecek. Onu ve onun ihtiyaçlarını iyi anlayacak ki yeri geldiğinde tüketicinin dahi düşünmediği ürünlerle, projelerle, markalarla karşısına çıkacak. Ancak böylelikle markalarımızın kalplerine dokunur olacağız. Bir çocuk da aslında böyle değil midir? Yani çocuk çevresini ve çevresindeki olup biletlerini anlamaya çalışır. Sorular sorar, cevaplar arar. Siz gençlerden naçizane tavsiyem, nerede çalışırsanız çalışın, her işi sorgulayın, soru sormayı ihmal etmeyin diyerek söze başlıyorum. Gelin bir hayat kimyayla girişimizi yapalım. En tatlı anlarınıza ortak olduk, dünyalar bizim oldu. Birlikte keşfettik, birlikte oynadık, birlikte büyüdük. Bazen de çocuklar gibi mutlu olduk. İnsanların kalbine dokunduğumuzda dünyalar bizim oldu. Yüzlerce ülkede, milyonlarca evde, nesiller boyu fayda sağladığımızı gördüğümüzde dünyalar bizim oldu. Bugün yepyeni bir hayat başladı. Dünyalar bizim oldu. Gelelim hayat kimyaya. Kendi gözlüğümden size hayat kimyayı anlatmaya çalışacağım. 2019 yılında ben hayat kimya ailesine dahil oldum. Bu yolculukta beni ilk heyecanlandıran konu markalar oldu. Ama markaların tabii ki güçleri oldu. İçine girmeden tanıdığım hayat kimya ile bugün tasvir edeceğim hayat kimya bambaşka olur. Evet, markalarımız çok büyükler, çok gelişiyorlar, çok fırsatları var. Ama asıl önemlisi her geçen gün büyüyen, gelişen, farklı kültürleri bünyesinde barındıran, cesur, rekabetçi ve yeni fikirlere açık bir yapıdan bahsediyoruz. İçerideki en önemli değerleri bence takım olmak, aile olmak olduğunu düşünüyorum. Ve bu aileden olduğum için de çok mutlu olduğumu düşünüyorum. Kısaca vizyonumuzdan bahsedeyim. Vizyonumuz nesiller boyu fayda sağlamak. Yani 7'den 70'e, nesilden nesile fayda sağlamayı hedefliyoruz. Misyonumuza genelde bakacak olursak, fırsatları, olasılıkları görerek paydaşlarımızla birlikte el ele kol kola aslında kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. Değerlerimizden bahsedecek olursak, en önemli değerlerimizden bir tanesi girişimcilik. Tüketicilerimizi dinliyoruz, anlıyoruz, keşfediyoruz ve yeni değerlere dönüştürüyoruz. Azimliyiz ve cesuruz. Bu konuda kanımız kaynıyor diyebilirim. Yeni ülkeler ve yeni kategoriler hayatımızın çok önemli bir parçası halinde. Aidiyet, birbirini anlayan, takım ruhuyla hareket eden bir aileyiz ve aile olmaya devam edeceğiz. Açık fikirliyiz. Her bireyin fikri hepimiz için çok kıymetli. Fikirden fikir doğar diye düşünüyoruz. Dolayısıyla fikirler bizim için çok kıymetli. İnsana ve doğaya saygılı projeler ve ürünler üretmeye çalışıyoruz. Böylelikle aslında geleceğimizi de korumaya gayret gösteriyoruz. Adalet ve dürüstlük en temel değerlerimiz arasında
diyebilirim. Peki gelin şimdi Hayat Kimya ailesi içerisinde ne gibi markalarımız var? Onlardan kısaca bahsedeyim size. Hayat Kimya'da 6 ana kategori var diyebiliriz segment olarak bakacak olursak. Bebek bakım, kişisel bakım, kişisel sağlık, ev bakım ve temizlik kağıtları ve evcil hayvan ürünlerinden oluşuyor. Bebek bakımında çoğu marka aslında Türkiye'den biliyorsunuz ama bazılarını bilgi olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu markaların bir kısmı da aslında yurt dışında satılıyor. Moltex ve Bebem markaları Türkiye'de hali hazırda sattığımız markalar altında. Bebem Natural. Dünyada ise başka markalarımız var sattığımız. Baby Go'lar, Good Care'ler. Dünyanın çeşitli köşelerinde görebileceğiniz birçok markamızdan bir tanesi. Kadın kişisel bakımda Moped markasıyla yer alıyoruz. Moped'iniz var mı söylemiyle yola çıktığımız noktada ilk Türkiye'de çıktık. Sonrasında bütün dünyaya yayıldık. Kişisel sağlık kategorisi gün geçtikçe önemli bir kategori haline geliyor. Yetişkin bakım kategorisi adı altında. Jolie, Ebony ve Good Care markalarıyla varlığımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz 2019 senesinde Covid'in başlamasıyla beraber Ebony markası hepimizin hayatına girdi maskeyle birlikte. Ebony maskeler aslında beraberinde Ebony'yi de farklı bir yola götürdü. Öncelikle bizim yetişkin bakım kategorisinde bir markamızdı. Şu anda farklı bir yolda gidiyor, hijyen yolunda gidiyor ve kişisel sağlık tarafında büyümeye devam ediyor. O yüzden göz bebeklerimizin başında geliyor diyebiliriz. Ev bakım kategorisinde Bingo var. Bingo oksijen markamız var. Test ve Has markalarıyla yaratıyoruz. Temizlik kağıtlarında Papya, Familia Türkiye'de satışlarımız var. Tenon Türkiye'de satışımız var. Good Wear ve Nelex markalarımız var. Ev dışı tüketimde de ise Focus markamızla yer alıyoruz. Evcil hayvan bu da bizim aslında hani çok çok yeni bir kategorimiz. Şok markamız var. Evcil hayvanlara dost olabilecek, onlara zarar vermeyen, onların arkadaşı olabilecek çok güzel ürünlerle bir portföy yapımız var. Şu anda sadece Türkiye'deyiz. Geliştirerek daha fazla diğer ülkelere de açılmayı hedefliyoruz. Kısaca tarihçemizden bahsedecek olursak, kilometre taşlarımız deterjan fabrikasının kuruluşuyla başlıyor 1987 yılında. Arkasından Bingo ve Test markaların Türkiye'deki lansmanlarını göreceğiz. 1998 yılında Bebek Bezi Fabrikası kuruldu. Arkasından 98 yılında yine Moltex ve Bebek'in Türkiye lansmanları yapıldı. Arkasından 99'da güzel haberlerle Hülya Avşar reklamlarını hatırlarsanız hijyenik pet markası Molpet'in Türkiye lansmanı yapıldı. 2021'de ise deterjan, hijyenik pet ve bebek bezi fabrikalarının Yeniköy'de kurulduğunu söyleyebiliriz. Aslında mekan olarak da çok yakın İzmit çevresinde Gölcük tarafında bir fabrikamız var. Biraz sonra detaylarını vereceğim, sizlerle de paylaşacağım. Sonrasında yeni fırsatlar, yeni ufuklar diyorum. Çünkü Cezayir Deterjan Fabrikası kuruluyor 2005 yılında. Yeniköy Temizlik Fabrikası 2006 yılında kuruluyor. Yine 2006 senesinde temizlik kağıtları, Papya ve Familia lansmanları, Türkiye lansmanlarını görüyoruz. Cezayir'e açılıyoruz. Yine Cezayir Bebek Bezi Fabrikası kuruluşuyla beraber. Hızlıca buraları geçiyorum. Son seneye bakalım. 2013 senesinde Ebony yetişkin bakımı görüyoruz önümüzde. Jolie markası ve Ebony markası da yetişkin bakım bezlerinde önemli tarihçi kilometre taşlarımız arasında yer alıyor. Son dönemde aslında büyüyerek, gelişerek fırsatları yakalıyoruz demiştik. Pakistan lansmanımız var 2018'de. Moltex, Papya ve Familia lansmanları. 2019'da Kenya Moltex lansmanıyla devam ettik. Her sene yeni projeler var. 2020 senesinde Rusya ve Mersin temizlik kağıt fabrikasını kurduk. 2020'de Covid ile birlikte cerrahi maske üretimleri başladık ve yeni dediğim ülkelerden bir tanesi Asya pazarına girdik 2021'de. Bebek beziyle girdik. Malezya ve Tayland'da ofislerimiz şu anda var ve büyümeye devam ediyoruz diyebiliriz. Peki, dünyada hayat var diyoruz. Bu nedir? Genel resimde aslında neler görüyoruz? Bunu okumak istiyorum çünkü çok çok detaylı iş bu. Şunu söyleyeyim, 8 ülkede varız. 21 üretim tesisimiz var. Toplam 13 ülkede teşkilatımız bulunuyor ve 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu bizim gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Dünyanın 5 büyük markalı bebek bezi, 5. büyük markalı bebek bezi üreticisiyiz. Ve Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Afrika'nın en büyük temizlik kağıdı üreticisiyiz diyebilirim.
Bunu not aldım, kusura bakmayın. Çok detaylı buraları. Şimdi geldik Türkiye'de hayat. Türkiye'de ofislerimiz ve fabrikalarımız nerede diye bir bakalım isterseniz. Ana ofisimiz, merkez ofisimiz Altunzade'de. Altunzade çok merkezi bir mekanda. Kapitol'ün tam karşısındayız. IT departmanımız hemen arka sokağımızda bir mekanımız var. Altunzade hayat IT olarak geçiyor. Aynı zamanda fabrikalarımız nerede diye bakacak olursak Türkiye'de. Yeniköy'de dediğim gibi Gölcük'te bir fabrikamız var. Hemen Limaş'ın yanında. Aynı zamanda da Mersin'de bir kampüsümüz var. Bir de aynı dönemde de Kocaeli'nde yine bir ARGE merkezimiz mevcut. Kısaca kampüslerimizi tanıyacak olursak, Yeniköy'deki kampüs 4 tane fabrikadan oluşuyor. Deterjan, kağıt, hijyen, namlumun dediğimiz üretimleri yapıyoruz. Namlumun nedir diyebilirsiniz. Biz sadece son ürün üretmiyoruz. Bunun yanı sıra kendi üretim hatlarına da ham madde sağlayan ürünleri de kendimiz üretiyoruz. Özellikle hijyen fabrikasında bebek bezi, ıslak mendil ve aynı zamanda hijyenik pedlerde kullandığımız namlumun ana malzememiz. Bu malzememizi de kendimiz üretiyoruz. Büyük depolarımız var, antrepolarımız var bu alan içerisinde. Deniz suyu arıtma tesisimiz var ve Limaş'a da yakınız. Yeniköy'de baktığımız zaman Limaş'a yakın olmak aslında ihracat açısından çok büyük bir fayda sağlıyor. Ürettiğimiz ürünleri liman vasıtasıyla yurt dışına hızlıca sevk edebiliyoruz. Yeniköy'den bahsederken yine yüksek depo diye ifade etmiştim. Buradan da kısaca bahsedeyim. Yeniköy'de TOT depo bizim gururumuz. İnsansız ve tam otomatik depo dediğimiz depo bu. İçeride herhangi bir insan çalışmıyor. Yangın riskine karşılık neredeyse oksijen yok. Bir ortam var. Dolayısıyla hani insanın girmediği tam otomatik depolardan bir tanesi burası. Neden gururumuz? Çünkü Avrupa'da kapasitesi ve yüksekliğiyle değerlendirdiğimiz zaman en büyük depo diyebiliriz. Kısaca Mersin kampüsten de bahsedelim. Mersin kampüste neler var? Şurayı kapatayım. İki tane fabrikamız var. Kağıt fabrikamız, maske fabrikamız ve depolarımız mevcut. ARGE merkezimizden bahsetmiştik. ARGE merkezimiz de Kocaeli'de. Biraz önce bahsettiğim Yeniköy kampüsü çok yakın. Enerji ve çevreci tasarıma sahip yeşil bir binamız var. Özellikle burada yüksek lisanslı ve doktoralı ilim insanlarıyla beraber çalışıyoruz. Çünkü ARGE'miz olmadan yaptığımız araştırmaların, ihtiyaçların sonuçlarını görebilmek çok kolay değil. Dolayısıyla ARGE merkezimiz bizim medar ihtarımız. Burada her yıl ödül aldığımız, patent başvuruları yaptığımız işlerimiz çıkıyor. Bu da Türkiye açısından çok faydalı işler olduğunu düşündüğüm alanlar arasında. Dolayısıyla ARGE merkezimiz bizim medar ihtarımız diyebiliriz. Birçok projemiz oluyor Hayat Kimya bünyesinde. Bunlar kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, markalarımızla tüketicinin kalbine dokunduran projeler. Bunlardan bir tanesi de kendi markam, özellikle gururla paylaşmak istiyorum bu konuyu, Hayat Bağım projesi. Kısaca gelin birlikte bir izleyelim. Bir bebek hayata gözlerini açtığı ilk an annesinden ilk kez ayrılır. Aylarca annesinin bir parçasıyken o an tek ihtiyacı güvende hissetmek, hayata tutunmaktır. Korktuğunda, ağladığında annesinin yanında olduğunu bilmek, onun tenini tanımak, kokusuyla sarıp sarmalanmak ister. Bir bebek ve anneyi hayata bağlayan, birbirlerine olan o büyülü bağlarıdır. Bu bağ olmadan bebek stres ve kaygıyla büyür, hayata bağlanmakta zorlanır. Bebekler ilk anlarında annelerine yakın olsun, hayata sevgiyle bağlansın diye Hayat Bağım projemizle anne misafirhanelerine destek veriyoruz. Türkiye genelinde 10 ilde yaptığımız sosyal ve fiziki yatırımlarla anne ve bebeklerin yanında yer alıyoruz. Hayata sağlıkla bağlansınlar diye kuvöze alınan bebekler için ihtiyaç duydukları hayati yaşam ünitelerini temin ediyoruz. Hayata güvenle bağlansınlar diye hemşirelere ve anne misafirhanesinde konaklayan annelere özel eğitimler veriyoruz. Anneleri odalarında rahat ettirecek çözümler getiriyoruz. Molfix Hayat Bağım projemizin ilk yılında Türkiye'de 10 ilde tam 5000 anneye, 350 ebe ve hemşireye ulaşıyoruz.
hayata sevgiyle, birbirlerine güvenle bağlansınlar diye tüm anne ve bebeklerin yanındayız. Molfix Hayat Bağım. Hayata sevgiyle bağlanıyorum. Aslında video her şeyi anlattı diye düşünüyorum ama 10 ilde devlet hastanelerinde yer alan yeni doğan yoğun bakım ünitelerine destek veriyoruz. Küvezde solunum cihazıydı, sarılık cihazıydı. Bunların teknik ekipmanlarının desteğini sağlıyoruz. Gerektiğinde başka desteklerimiz de oluyor. Her yıl 10 ilde biz bunu yapıyoruz ve büyütmeye devam ediyoruz. Büyüttükçe aslında sizlerden gelen buradaki aktarımlar da çok değerli oluyor. Özellikle annelerden çok ciddi bir duygusal bağ aramızda oluşuyor. Demek istiyorum, hayat bağımlı böyle geçiyoruz. Genel olarak hayat kimya olarak iç iletişime çok önem veriyoruz ve buradaki etkinlikler o kadar doğru, o kadar güzel zamanlarda yapılıyor ki açık hava etkinlikleri her sene en az 2-3 kere yaz boyunca devam eden açık hava etkinliklerimiz oluyor. Şirket içerisinde çok aktif çalışan bir iç iletişim departmanımız var. Hayatımıza dokunuyor, hayata dokun diyorlar aslında ama hayatımıza gerçekten de dokunuyor. Hayat Talks programları oluyor. Bu programlar bize, bizim ihtiyaçlarımıza, anne ise annenin ihtiyacına, baba ise babanın ihtiyacına, diyete bir ihtiyacım var, diyetisyen ihtiyacı, her türlü ihtiyacı dokunan bir aslında Hayat Talks programları görüyoruz. İhtiyacınıza uygun olduğu zaman bunların katılımları zaten webinarlar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla da katılımlar çok faydalı olduğunu düşünüyorum hepimiz için. Başka ne uygulamalarımız var Hayat Kimya'da? Wellness uygulamalarımız var diyebiliriz. Çalışan destek programları Avita diye bir programımız var. Bu program içerisinde ihtiyacımız olan konu başlıklarında Avita'ya sorar ve cevap alabiliyoruz. Hukuki bir bilgiye mi ihtiyacımız oldu? Avita'ya sorup cevap alabiliyoruz. Teknik bir desteğe mi ihtiyacımız oldu? Yine buradan cevap alabiliyoruz. Dolayısıyla bu hayatımızı kolaylaştıran uygulamalardan bir tanesi diyebiliriz. Biliyorsunuz COVID döneminde evlere kapandık. Biz bir süre içerisinde evden çalıştık. Şu anda hibrit çalışmaya devam ediyoruz. Evden çalıştığımız sürede tabii ki kilolar alındı. Bu süreç içerisinde sağ olsun bizi düşündüler. Ve online diyetisyen hizmetiyle ve aynı zamanda online sporla destek aldık. Bu destekler sayesinde de daha motive, daha huzurlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kulüplerimiz var. Spor kulübümüz, sanat kulübümüz, gastronomi kulübümüz, doğa, gezi, kültür kulüpleri. Bu kulüplerle birlikte ilgi alanlarınıza uygun olan kulüplerde daha hayatı tutunan, daha hareketli bir yaşam isteyen spor kulübü, daha yemek ve yemekle iç içe yaşamak isteyen gastronomi kulübüne üye olarak bu süreçleri ilerletebiliyor. Keşke ben de bunlardan bir tanesine üye olsam diye şimdi kendi kendime söyledim. Ve geldik ödüllendirme ve esnek yan haklar tarafına. Flex'imiz var esnek yan haklar tarafında. Esnek yan haklar uygulamamızla tüm çalışanlar yan haklarını diledikleri gibi şekillendirebiliyor. Vizon uygulamamız var. Bu biraz geri bildirim ve takdir teşekkür programını içeriyor. Birlikte çalışırken birbirimize teşekkür ettiğimiz, cesaret verdiğimiz, karşılığında da puanlar kazanıp ödüller kazandığımız bir program uygulaması. Dolayısıyla geri bildirimi destekleyen bir program diyebiliriz. Gelelim şimdi Age Generation MT programları. Özellikle sizin ilgilendiğiniz taraflar. Peki hayat kimya olarak ne programlarımız var? Kısaca bilgi verelim. MT programımız var. Başvuru döneminden kısaca bahsedeyim. Ocak-Mart 2023 döneminde MT programına başvuru yapabilirsiniz. Peki kimler başvurabilir? 4. sınıf öğrencileri. İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olanlar, FMCG sektörüne ilgi duyanlar, farklı coğrafyalarla ve kültürlerle çalışmaya istekli olanlar diye tanımlayabiliriz. Başvuru platformları burada yer almakta. İşte alım süreçleri. Online İngilizce sınavımız olacak. Arkasından online genel yetenek sınavları, grup mülakatları ve online mülakatla süreci tamamlıyoruz.
önemli bir bilgimiz var. Bir belirsiz süreli sözleşme yapıyoruz. 1 ve 1,5 yıllık emtiliğin ardından da uzman rollere atanma durumu söz konusu. Bu birinci programımız. Staj programı yaz dönemi için peki içerisinde kimler başvurabilir? Üçüncü sınıf öğrencileri, yine İngilizce bilgisine sahip olmasını şartı arıyoruz. FMCG sektörüne ilgi duymaları önemli. Farklı coğrafyalarda, kültürlerde çalışmak istekli olması bizim için önemli. Bu da başvuru dönemi yine Ocak-Mart 2023 döneminde. Staj süresi Haziran'dan Ağustos arasında 2 ay süreyle yapılmakta. İşe alım süreçleri benzer yine biraz önceki programla. İngilizce sınavı var. Online genel yetenek sınavı var, video mülakatı ve teklif süreciyle süreç sona eriyor. Başvuru platformlarınızı da ekranda görebiliyorsunuz. Uzun dönemli staj programımız nedir peki? Kimler başvuruyor? Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz başvuruyor. İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olanlar, yine FMCG, yine farklı coğrafyalar beklentimiz bu yönde. 2 ay boyunca gerçek bir proje stajı yapmaya hazır olanlar demişiz. Staj süremiz Ekim'den Haziran'a kadar. İşe alım süreci online İngilizce sınavımız var. Genel yetenek sınavımız var. Video mülakatımız var. Ve teklif süreciyle sona eren bir sistematiğimiz var. Burada başvuru dönemimiz Ağustos'tan Eylül'e kadarki dönemde. Bunlar da hayatı takip edin diyoruz. Instagram'ımız, Facebook'umuz, LinkedIn'imiz. Benim sunumum burada sona eriyor. Teşekkür ediyorum ve paylaşımı durduruyorum. Çok teşekkür ederiz İklim Hanım sunumunuz için. Birazcık vaktimiz var. Dilerseniz ben size soruları yönlendireyim. Olur, teşekkür ederim. Alanında önce bir kurumda pazarlama müdürü olmak nasıl bir duygu şeklinde bir sorumuz var. Sizlere de bahsettiğim üzere markalarımız tüketicilere dokunan keyifli markalar. Yeni ülkeler, bizim için yeni fırsatlar demek. Dinamizmimiz çok yüksek. Her gün kazanım sağladığımız bir firmada çalışmak oldukça bence motive edici. Hepimiz için de öyle olacağını düşünüyorum. Bir diğer sorumuz, pazarlama alanında uzmanlaşmak için neler yapabiliriz şeklinde? Bu işin ilk adımı aslında istekli ve meraklı olmaktan geçiyor. Biraz önce de bahsettim aslında. Merak her şey pazarlama için ilk adım diye düşünüyorum. Okuldayken ki çok şanslılar. Pazarlama ile ilgili ders seçimleri yaparak başlayabilirsiniz diye cevap vermek istiyorum. Çünkü ilk adım aslında ilgi, alaka, merak ve derslerle başlamak. Pazarlama üzerine çok fazla kitap var. Bu konuda da bence çok şanslıyız. Bunları ben okuyordum vakti zamanında. Bunları okuyabilirsiniz. Ve şanslı olduğumuz bir diğer konu dijital platformlar. Oldukça son dönemde revaçta kişisel gelişim ve pazarlama üzerine videolar izlenecek birçok platform var. Ve en önemlisi hani pazarlama master yapmakta uzmanlaşma yolunda iyi bir adım olacağını düşünüyorum. Süper. Bir sonraki sorumuz. Sizce pazarlamada en çok yapılan yanlış nedir? Çok zor bir soru bu ama. Şimdi bir kere şunu aklıma geliyor. Caps'ler var. Siz de görüyorsunuz belki. Hayaller ve hayatlar diye böyle caps'ler dönüyor. Bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Biz de çok zamanda o hataları yaptık. Yapmamaya gayret gösterdiğimiz bir konu. Bir proje briefimiz var. Proje briefi aslında neyi anlatır? Hayallerimizi anlatır. Bir reklam briefi mesela. Hayallerimizi anlatıyoruz. Öyle olsun, böyle olsun, selebritisi olsun, uçsun kaçsın diyoruz böyle. Uçuyoruz. Ama aynı briefte aynı zamanda bütçeden de bahsediyoruz. Bütçede aslında hayatımızı ifade ediyor bu hayaller o taraf, hayatlarımız da bu taraf. Milyon dolarlık bir hayalimiz var. Ama 200 bin liralık mesela örneğin bütçemiz var. Bu ikisi örtüş hale getirmek çok önemli hayatta. Sadece pazarlama için değil bu arada. Her sektör için aynı şey geçerli. Hayallerimizle hayatlarımız birbirine yakın olması lazım. Çok doğru söylediniz. Bir sonraki sorumuz, deneyimleriniz çoğunlukla pazarlama alanında, üniversite döneminde kariyer hedefiniz net miydi şeklinde? Üniversite yıllarında ben stajlarım zamanında departmanları daha iyi tanıma şansım oldu. Özellikle stajları çok kaliteli kullandığımı düşünüyorum. Uzun süreli staj yaptım. Departmanları ve yaptıkları işleri görme fırsatım oldu. Sanırım 3. sınıfta satış ve pazarlama üzerine ilerlemek istediğim aklımda netti.
Sonrasında zaten ilk ticari pazarlamayla başladım. Arkasından da pazarlama geldi. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz olarak bakabiliriz. Süremizin de sonuna geldik İklim Hanım. Sürdürülebilirliğe yaklaşımınız hakkında bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz Hayat Kimya olarak? Şimdi önce sürdürülebilirlik konusunu biraz değerlendirelim. Nesiller boyu aslında fayda temeline dayanıyor. Yani bugün benim kaynaklarım çok verimli ve çok fazla kaynağım var, zengin kaynağım var. Yarın gelecek nesillere de aynı şekilde aktarmayı hedeflememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu işi aslında ayak ucundan, parmak ucundan en tepedeki saç telimize kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Fabrikayla biz bu işe başlıyoruz. İşte yeraltı suları kullanımı azaltma projelerinden tutun. Enerji verimliliği için bugün enerji en büyük sorunların başında geliyor biliyorsunuz. Özellikle artan maliyetler zincirinde. Dolayısıyla bu projeler hepimizin hayatında var. Biz pazarlama olarak peki ne yapıyoruz? Özellikle ham madde seçimlerimizi, ambalaj seçimlerimizi sürdürülebilirliği sağlayacak alternatifler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. Kolilerimizi daha ucuzlatmaya, aynı zamanda daha verimli kaynaklarımız verimli kullanılır hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla herkesin burada katkı sağlayacağı ufak da olsa konu başlıkları vardır. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için ve bize vakit ayırdığınız için, sorulara da cevaplarınız için tabii ki. Bizim için çok keyifli bir oturumdu. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum tekrar. Bizler de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kısa bir aradan sonra GTI oturumuyla devam edeceğiz.